Anket, doküman, hepsini tamamladık. Son olarak sanal sınıf aktivitesi kaldı. Ee, sanal sınıfa da hemen geçiş yapalım. Sanal sınıf isminde bir aktivite oluşturduk. Bitirme kürtü olarak canlı katılım, canlı veya arşiv katılım, canlı izleme oranı, yüzdelik belirleyebilirsiniz. Canlı veya tekrar izleme oranı, yüzdelik belirlersiniz. Canlı da ve tekrar izlemede toplam oranı toplayıp o şekilde yüzde elli mesela, yüzde yirmisini, canlıda yüzde otuzunu tekrar izlemede izlediği zaman öğrencinin aktivitesi tamamlanmış oluyor. Canlı veya arşiv katılımı seçtim başlama zamanı aktivite oluşturduğunuz anda başlama zamanı o aktivitenin oluşturulma tarihi buraya direkt ekleniyor. İsterseniz tarihi değiştirebilir. İleriki bir zamanda aktivite oluşturabilirsiniz. Sanal sınıfın süresi hazırlık süresi burada sanal sınıfın süresi 60 dakika. Hazırlık süresi sanal sınıf süresine dahil edilmez. Sizin 15 dakikalık bir hazırlanma süreniz belirlenir orada. Aktivitenin adını oluşturduktan sonra direkt kaydet düğmesine tıklarsam aktivitem hemen oluşturulmuş olur. Sanal sınıf aktivitem buraya geldi. Sanal sınıf aktivitemin adına tıklıyorum. Sanal sınıfa geçiş yaptım. Öğrenci tarafında da sanal sınıfa geçiş yapalım. F5 dedim. Öğrenci tarafındayız şu anda. Sanal sınıf Aktivitesinde öğrenci de tıkladım. Öğrencinin hemen sağında başladı olarak bel belirleniyor zaten. Şu an öğrenci tarafında izinleri istiyor, izinleri verdim. Yönetici dersi başlatması bekleniyor diyor öğrencinin. Yönetici dersi başlama, başlatmadan yani eğitmen ders başlatmadan öğrenciler ders dahil olmaz. İlk önce karşımıza sistem kontrolü bölümü gelir. Sistem kontrolünde durum kamera sayınız, kaç tane kameranız varsa onlar gelir. Bunları seçerek devam edebilirsiniz. Kameranızı seçtiğinizde ekrana direkt kameranın görüntüsü gelir. Kameram çalışıyor deyip geçiş yaparsınız. Ses bölümünde ses play düğmesine tıklayarak sesi dinleyip sesi duyuyorsanız sesi duyuyorum düğmesine tıklamanız gerekiyor. Mikrofon test bölümünde bilgisayarınıza bağlı olan mikrofonlar listelenir. Buradan hangi mikrofonu kullanıyorsanız genelde varsayılan olarak seçilen mikrofonun başında varsayılan yazar. Varsayılanı seçip ses dediğinizde sizin sesiniz karşıdan tekrar size gelir. Burada siz mikrofonun çalıştığını anlayabilirsiniz. Bağlantı bölümünde testi başlatıp bağlantı kalitenizin yani internet kalitenizin en az 1 megabit olması gerekiyor. Yükleme ve indirme. Böylece daha rahat e, sanatsal sınıflar gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü az önce fark ettiniz beraber gerçekleştirdiğimiz bölümde. Arada kopmalarım oldu çünkü benim internetim, iki farklı internetim var. Bir tanesinden bağlanırken o koptu. Diğerine geçtim. Diğerimin internet, internet hızı daha kötüydü. Ondan diğerine geçerken tekrar bir kopma yaşandı. Bunların olmaması için stabil ve hızlı bir internet ihtiyacınız var. En az 1 megabit olması gerekiyor. En önemli bir başlığımız var. Bu başlığımız eğitmenlerimiz genel olarak bazen sanat sınıfa girmeden önce başka bir sanal sınıfa girmiş olabiliyorlar. Orada da kamera ve mikrofonu engellemiş olabiliyorlar. Nasıl engelliyorlar? Sol üstte az önce izin verdiğimiz bölüm geliyor ya. O izin verdiğimiz bölümde bu bölümler engellenmiş olarak görüntülenebiliyor. URL'nin yani bağlantı adresinin sol tarafındaki kilit düğmesine tıkladığında siz yanlışlıkla belki engellemiş olabilirsiniz. Burada kamera engelli, mikrofon engelli, ses, sesi kapat şeklinde olabilir. Bunların hepsine izin ver, izin ver, izin ver tıklamanız gerekiyor. Eğer ki bazı fonksiyonları, örneğin bildirim fonksiyonu çalışmıyorsa site ayarlarına tıklıyorsunuz. Site ayarlarında Perkus Plus için, Perkus7.com adresi için izin verebileceğiniz başlıklar geliyor. İşte kamera izin verilmiş, mikrofon izin verilmiş, hareket sensörü otomatik izin verilmiş, bildirimler otomatik sorda izin ver düğmesine tıklarsam bildirim almaya başlarım. Bunlara izin verdikten sonra yeniden yüklemeniz gerekiyor sistemi. Sistemi tekrardan bir yeniden yüklüyoruz. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Kameramda çalışıyor, mikrofonla çalışıyor. Bildirimler de geliyor, ses de geliyor. Hepsi izin verilmiş durumda. Ee, burada şey önemli. Örneğin e, her yeni bir mesaj geldiğinde sesi çal. Her yeni mesaj geldiğinde tarayıcı bildirimi göster. Bunları evet olarak seçerseniz kaydettim. Şimdi dersi başlatmadım ve öğrencim ekranımda öğrenci dersi başlatmamış şekilde görüyor. Ben bunu bir yeniden başlatayım. Öğrencinin ekranında bu var. Öğrencinin ekranında bu varken öğrenciler dersi başlatmadığınızı size bildirmek için hocam dersi başlatmadınız diyebilirler. Siz bildirimleri ve sesi açtığınızda ben bunu gönderdiğim gibi ekranınıza sağ alttan bir bildirim bölümü gelir öğrenci Yunus Yalın hocam ders başlatmadınız şeklinde bir bildirim gönderebilir size veya öğrenciler konuşuyorsa kendi aralarında dersi başlatmadınız veya hoca hocam dersimiz ne gibi sorular sorabilir. Sağ alttan ana ekranınıza sürekli mesajlar düşecektir. Bu özellikle ekran paylaşımı yaptığın sırada çok işinize yaran bir e, özellik bildirimleri aktif etmenizi önemli tavsiye ederim dersi girdiğiniz gibi dersinizi Eğer hazırlık yapmıyorsanız başlatmanızı öneririm Çünkü bu unutulduğu zaman dersiniz kayıt edilmiyor dersiniz kayıt edilmedi edilmediği için de öğrenciler tarafından tekrar izlemesi görüntülenmiyor ol olacaktır dersimizi başlattık öğrenci tarafından ders başlamış oldu şu an konferans modundayız. Bu mod ekranın tam ortasına 12 kişiye kadar kamera açılmasına izin verir. İsterseniz sunum moduna geçebilirsiniz. Sunum modunda sağ üstte görünür orta tarafta ekran paylaşımı, döküman veya beyaz taht olabilir. Sağ tarafta kameralar listelenir. Kameraları aç düğmesine tıklarsanız tüm katılımcılara aynı anda kamera açma isteği gönderilir. Evet derse katılımcılar. Şimdi diğer katılımcılar da buraya eklenmiş oldu. Konferans moduna geçtiğimde video konferans modunda gördüğünüz gibi iki tane yan yana katılımcı oldu. Buraya 12 kişiye kadar desteklemektedir. 12 kişi yan yana konuşabilirsiniz konferans modunda veya sunum modunda 24 kişiye kadar alt alta listelenme gerçekleştirebilir. Bu şekilde bir tüm katılımcılara aynı anda söz hakkı verebilirsiniz. Konferans moduna tekrar bir geçtim. Burada 3 noktaya tıklayarak sistem kontrolü yapabilirim. Sunum moduna geçebilirim. Az önceki mod. Tümünü sessiz al düğmesine tıkladığımda tüm konuşmacıların mikrofonları kapatılır. Tümünü sesini aç düğmesine tıkladığımda tüm katılımcıların sesi açılır. Diğer katılımcılara e, öncelikle izin isteği gönderilir. Burada isterseniz diğer diğerlerini sessiz al. Tümünü tüm akışları durdur derseniz tüm kameralar ve mikrofonlar kapatılır. Diğer akışları durdur derseniz diğer katılımcıların akışları durdurulur. Diğerlerini durdur düğmesine tıkladım. Evet diyorum. Diğer katılımcıların mikrofonları ve kameraları kapandı. Tüm akışları durdur. 3 noktaya tıklayıp tüm akışları durdur dediğimde tüm kameralar kapanmış oluyor. Ortada beyaz tahta ekleyebilirim. Üst, orta üst bölümde bu konferans modundayken bu da sunum modundayken. Orta üstte paylaşım düğmesine tıkladım. Beyaz tahta eklediğim zaman beyaz tahtaya sol tarafta araçlarım var. Kalem aracı. Kalemle yazı yazabilirim. Burada işaretleme aracı bu şeffaf bir işaretleme sağlıyor. İstediğim şeyin üzerine çizebilirim. Silgi aracında istersem tek tek silme yapabilirim. İstersem kare silme aracıyla belli bir bölümü kare olarak silebilirim. T20 aracıyla istediğim yazı yazabilirim. İşte 20, 24, 28, 36, 48, 56, 72 şeklinde yazı yazabilirim. Şekil aracımla İçi boş şekiller, üçgen, dikdörtgen, yuvarlak ekleyebilirim içi boş şekilde. İstersem aynı şekilleri içi dolu bir şekilde ekleyebilirim. İstersem düz çizgi ekleyebilirim. İstersem şekil aracında bir ok ekleyebilirim. şekil aracında bu kadar da istersem çizim aracımın rengini değiştirebilirim. Örneğin turuncu. İstersem çizim kalınlığımı değiştirebilirim. Burada farklı kalınlıklar var. Farklı kalınlıklarda çizimler gerçekleştirebilirsiniz. Geri al ve almış olduğunuz geri işlemini ileri al özellikleri var. Sil düğmesine tıkladığınızda ekranda gerçekleştirmiş olduğunuz tüm işlemleri silebilirsiniz. İsterseniz ekranın sol altında adınızın sağında bulunan bulut simgesine tıklayarak ekranda gerçekleştirmiş olduğunuz işlemleri bilgisayarınıza indirip bunu başka bir yerde işte döküman aktivitesi olarak falan yükleyebilirsiniz sisteme. Dökümanı yükleyelim. Atım sana sınıf. Ee, şu an sunum yükleniyor. Şu an dökümanım yüklendi. İçerik oluşturuluyor. A4 boyutunda bir döküman yüklerseniz e, sağdaki bardan yukarı aşağı ile oynatmanız gerekiyor. Fakat sunum modunda bir döküman yüklerseniz sıkıntısız bir şekilde sağa ve sola otomatik olarak genişleyip küçülebilen bir dosya yükleyebiliyorsunuz isterseniz buradan istediğiniz sayfaya gidebilirsiniz. Örneğin 5. sayfaya veya tek tek de ilerleyebilirsiniz. 8, 9 şeklinde. Ekranınızın sol altında ön izleme yapabileceğiniz bir düğme açılıyor döküman yüklediğinizde. Bu düğmeye tıkladığınızda soldan sayfalar alt alta sıralanıyor. İstediğiniz sayfayı görüntüleyip sayfaya tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. İsterseniz ekrandaki sayfanızı örneğin fotoğraf ile bir sayfa çektiniz. O sayfayı attığınızda sayfa ters görüntüleniyor diyelim. Sayfa ters, ters görüntülenen sayfayı döndürerek dosyalar bölümünden dosya yükleyebilirsiniz. Farklı formatlarda JPEG, PNG, SES, MP4 formatlarında video yükleyebilirsiniz. Videoya tıklayarak öğrenci de ve sizde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz videonu. Öğrenci ekranında da aynı video oynatılıyor. Benim ekranımda da aynı video oynatılıyordu sesi çalabilirsiniz isterseniz. Şu an bir ses karışıklığı oldu. Bilmiyorum ses, ses geliyorsa. Ses karışıklığı oldu çünkü iki tarafta da aynı ses oynatıldığı için. Öğrenciler sizden parmak düğmesine tıklayarak izin isteyebilir. Parmak düğmesine tıkladığı zaman öğrenci siz de söz isteyen katılımcılar bölümünden parmak düğmesine tıklayarak öğrencileri görüntüleyebilirsiniz. İsterseniz İstekleri temizle düğmesine tıklayarak bütün öğrencilerin isteklerini temizleyebilirsiniz. Ya da tek bir öğrencinin isteğini gizlemek istiyorsanız silmek istiyorsanız öğrencinin ismini tıklayıp öğrencinin isteğini silebilirsiniz. Kamera düğmesine tıklayarak öğrenciye kamera açma isteği gönderebilirsiniz. Burada öğrencinin karşısında direkt izin isteği dersin yöneticisi kameranızı açmak istiyor onaylıyor musunuz diyor. Evet düğmesine tıklarsa öğrenci kamerası açılıyor öğrencinin ve kamera ve mikrofon aynı anda açılıyor kamera düğmesine tıklarsa. Mikrofona tıklarsanız öğrenciye mikrofonun açma izni gö gönderiliyor, öğrenci mikrofonunu açabilir. Paylaşım düğmesine tıklarsanız öğrenciye paylaşım yetkisi veriliyor, öğrenci istediği paylaşım yapabilir. İşte beyaz tahta ekleyebilir, döküman ekleyebilir, ekranını paylaşabilir, isterse döküman bölümüne döküman da yükleyebilir. Bunun dışında hemen öğrencinin paylaşım yetkisini sözü isteyen katılımcılar yani parmak düğmesine tıklayarak öğrencinin adına tıkladıktan sonra paylaşım düğmesine tıkladım ve öğrencinin paylaşım yetkisini elinden aldım. Öğrencide paylaşım yetkisi varken, e, örneğin öğrenci bir e, çizim aracıyla bir şey ekliyor. Hemen öğrencinin adı ve soyadı sol altta, ortak alanı kullanan öğrenci bölümünde yer alıyor. Öğrenci Yunus Yalın şu an ortak alanı kullanıyor. Ben eğitmen olarak şu an ekranı kullanıyorum. Ekranı kullandığım an, Eğitmen Yunus Yalın kullanıyor gösteriyor. Öğrenci kullandığı an, Öğrenci Yunus Yalın ekranı kullanıyor gösteriyor. Buradan hangi öğrencinizin paylaşım yetkisi verdiğinizde, hangi öğrencinizin çizim yaptığını görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda herhangi bir öğrencinizi parmak kaldırmadan tahtaya kaldırmak istiyorsunuz veya konuşmasını istiyorsunuz diyelim. Sohbet bölümünün salonda bulunan dosyaların salondaki katılımcılar bölümünden herhangi bir öğrencinizin ismine tıklıyorsunuz. Orada isminin altına bir tane bölüm açılıyor. Bu bölümde kamera, mikrofon ve paylaşım var. Kameraya tıkladığınız zaman kamera ve mikrofon isteği gönderilir. Mikrofona tıkladığınız zaman mikrofon isteği gönderilir öğrenciye. Paylaşıma tıkladığınız zaman paylaşım yetkisi verilir öğrenciye. Aynı şekilde bu katılımcılar bölümünden öğrencinin ismine tıklayıp verdiğiniz yetkiyi tekrardan geri alabilirsiniz. Sohbet bölümüne yazdığınız yazıları, örneğin yazı yazdım sohbet bölümüne genel isminde. Buradan tıklayıp sohbet mesajlarını, sabit mesajları ekle düğmesine tıklayarak yazdığım yazıyı, örneğin şu an bizim e, sanal sınıfımızda da bir tane link var. İsterseniz link ekleyebilirsiniz. Sabit olarak buraya ekleyebilirsiniz. Sabitliği kaldır dediğinizde sabitlik kaldırılır veya tekrardan sabit derseniz sabitlenir. Mesajı sil dediğinizde yazılmış mesajlar silinmiş olur. Başkasının gönderdiği mesajlarda onun yanındaki oka tıklayarak özel mesaj olarak cevaplamak istiyorsanız kullanıcının cevabını özel mesaj özel cevapla'ya tıklayabilirsiniz. İsterseniz e, buradaki artı düğmesine tıklayarak herhangi bir öğrencinizin ya, adının sağındaki artıya tıklayarak Özel mesaj gönderebilirsiniz öğrenciye. Bir tane özel mesaj gönderdim. Öğrencinin genel sohbetinin altında hemen bir tane eğitmenin adı yazıyor. Eğitmenin adına tıklayarak öğrenciye özel mesaj gönderilmiş oldu. Burada çarka tıklayarak bu mesajlaşmaları kontrol edebilirsiniz. Tüm mesaj trafiği engellensin dedik mesela. Tüm mesaj trafiği engellenmiş oldu. Sınırlandırıldı. Mesajlaşmaya izin verilmiyor tüm mesaj trafiği yerine genel mesajlaşmayı engelli, sadece yetkililer mesajlaşabilir, özel mesajlaşmayı engelli, yetkililere özel mesaj gönderimini engelli, kullanıcılara özel mesaj gönderimini engelli, yeni mesaj sesini, sesini kapat, her yeni mesaj geldiğinde tarayıcı bildirimini gösteri kapatabilirsiniz. Ders bittiğinde bu mesajlaşmaların hepsinin silinmesini istiyorsanız bu geçmişi sil butonunu aktifleştirebilirsiniz. İsterseniz ders sonunda Tüm mesajlaşmaları indir düğmesine tıklayarak mesajlaşmayı indirebilirsiniz. Mesajlaşmaları geçmişini sil derseniz anında da mesajlaşmaların hepsi silinmiş olur. Şöyle şunları kaldıralım. Kaydettim. Şu an mevcut mesajlaşmaların hepsi silinmiş oldu. Sorular bölümü var hemen katılımcıların sağında. Bir tane soru ekleyelim. Çoktan seçmeli, çoklu seçmeli, kısa cevap sorusu ekleyebilirsiniz. çoktan seçmeli, çoklu seçmeli ve kısa cevap. Eklediğiniz soruya soru metni ekleyebilirsiniz. Cevaplar ekleyebilirsiniz. Cevap şıklarını fazlalaştırabilirsiniz veya sağındaki çöp kutusuna tıklayarak cevapları silebilirsiniz. Doğru şıkkı belirle düğmesine tıklayarak doğru şıkkı belirleyip örneğin Yunus A D. Yunus soru metninde ABC şeklinde bir cevap şıkları oluşturduk. İsterseniz kısa, kısa bir açıklama yapabilirsiniz. İsterseniz resim ekleyebilirsiniz, görsel ekleyebilirsiniz. E, sorunuza bir görsel ekledim. Bunun dışında ek ayarlar olarak soru sonuçlarını yayınla yani öğrenciler de soru sonuçlarını görüntüleyebilsin istiyorsanız soru sonuçlarını yayınla, doğru cevaplar gözüksün istiyorsanız doğru cevaplar gözüksün seçebilir. Sorunun sonuçlarında öğrencilerin ismi, soy ismi gözüksün istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Şimdi sorumuzu ekledik. İsterseniz çoklu veya kısa cevap sorusu da ekleyebilirsiniz. Kaydet dediğimde ilk önce sorumuz yayınlanmamış bir şekilde kaydedilmiş olacak. Siz hazırlık sırasında sorularınızı oluşturabilirsiniz. Sorumuza tıkladıktan sonra yayınla düğmesine tıklıyorum ve sorunuz öğrenci tarafından görüntülenir oldu. Öğrencinin ekranına direkt soru yansıtıldı. Öğrenci buradan cevabı gönderdiği anda cevap bana gelecektir. Öğrenci sorunun istatistiklerini görmek için sağdaki e, pasta istatistiklerine tıklayıp öğrenci verilen cevapları görüntüleyebilir. B cevabı %100 verilmiş, katılım yüzdesini görebilir. Eğer siz ayarda bunu eklediyseniz siz sonuçları görmek istiyorsanız sorunun en altında yer alan sonuçları göster düğmesine tıklayarak verilen sonuçları, kimin sonuç yanıt verdiğini görüntüleyebilirsiniz. Sonuçları paylaş bölümünden sonuçları e, tekrardan yayınlayabilirsiniz. Kapat dedim yanından kaldır düğmesine tıkladıktan sonra isterseniz bu soruyu sağ üstten silebilir. Sil düğmesine tıklayarak isterseniz sorular bölümünde sağ üstten 3 noktaya tıklayarak sorunuzu düzenleyebilirsiniz. Paylaşım düğmesine tıkladıktan sonra ekran paylaşımına tıklıyorum. Burada istediğim pencereyi seçebilirim. İki, birden fazla ekranım varsa istediğim ekranı seçebilirim. Sesi paylaşabilirim. İstersem belirli bir uygulamayı paylaşabilirim. İstersen Chrome sekmelerinden veya kullandığınız tarayıcının sekmelerinden bir tanesini paylaşabilirsiniz. Şu an yeni gelen bir özellik var. Onu da göstereyim hemen. Şu an e, gördüğünüz gibi ben buradayım. Hemen şurada 300G tıkladım. Burada derse ara verebilirim. Sağ üstten. Dersi bitirebilirim davet yeni bir özellik olarak davet bölümü var. Burada eğer kurumunuz buna izin verirse davet et özelliğini aktif ederse buna tıklayıp davet paylaşım linkini kopyalayabilirsiniz. Bu paylaşım linkini kopyaladıktan sonra yeni sekmede açalım. Yeni sekmede ad, soyad, e-posta işte ekleyeceğiniz bilgileri ekledikten sonra örneğin Yunus öğrenci herhangi bir e-mail ekliyorum. Ben robot değil mi seçtim. Palmi'yi seç dedi. Doğruladım. Kaydet dediğimde kurumunuzda seçim aktif diyese öğrenciye direkt bağlantı adresi gösterilir. Eğer bir özellik var o aktif ise öğrencinin e-mailine davet e-postası gönderilir. Bunun dışında ara verdim dersi. Ara verdiğimde katılımcıya bir not girebiliyorum. 10 dakika ara. Dersi ara verdiğimde şu an öğrencinin ekranında dersi ara verilmiş olarak gözükecek. 10 dakika ara yazıyor. Bu yazıyı değiştirebiliyorum istersen. Buradaki lobi duyurusu düğmesine tıkladığımda bu 10 dakika ara 20 dakika yazdım diyelim. 20 dakika ara olarak gönderiliyor. 20 dakika olarak değiştirildi. Ders, tekrardan başlatıyorum. Burada istersem dersimin süresini uzatabilirim. Ders, süre uzat. 300 çizgiye tıkladım. Süre uzat düğmesine tıkladım. 5, 10, 15, 30 ve 60 dakika olarak süremi uzatabilirim. Burada e, ara ver, eğer burada ara ver ara verdiysen başlat düğmesi gelir. Dersi bitir, sistem kontrolü, yardım. Yardım bölümünde e, yardım dokümanına ulaşabilirsiniz. Dil seçimi bölümünde Türkçe veya İngilizce olarak sistem kullanımı değiştirebilirsiniz. Şu an İngilizce biçimine geçti. Tekrardan dil düğmesine tıkladığımda Türkçe'ye tıklayıp hemen dilimi Türkçe'ye gerçekleştirebilirim. Dersi bitir düğmesine tıkladığım anda ders komple bütün e, katılımcılar için bitecektir ders bittikten sonra sanat sınıfın tekrarı gerçekleştirilir. Bu sanat sınıf tekrarında öğrenci için yeni bir güncelleme gerçekleştirildi. Bu güncellemede örneğin şöyle göstereyim. Sanat sınıflar 1x, 2x olarak artık izlenebiliyor. Şöyle bizim az önce gerçekleştirdiğimiz eğitimde tekrar izlemeye tıkladım. Öğrenci tabii ki buradan sanat sınıf bağlantısına yani aktiviteye tıklayıp geçiş yaptığında tekrar izleme geçiş yapacak canlıdan sonra. Ben burada tekrar izlemeyi başlatabilirim, durdurabilirim. Soldaki düğme ile e, geri geri al düğmesi ve ileri al düğmesi ile 30 saniye ileri veya 30 saniye geri alabilirim. Burada sağda bulunan 1x, 1.25x, 150 x 1.75x ve 2x düğmelerini seçerek oturumun 2x şeklinde oynatılmasını sağlayabilirim. Eğitimimiz bu kadardı. Türkçe lisan ettiysek afvala. Eğer ki aklınıza takılan veya anlamadığınız bir nokta varsa yardım noktaadvance.com.tr adresine giriş yapıp buradan Perkus Plus'a tıklayıp veya ALMS'ye tıklayıp ürün hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. İsterseniz burada bir döküman bulamadıysanız destek.advance.com.tr adresine girerek buradan herhangi bir ürün üzerinde destek talebi bulunabilirsiniz. İşte e, ilk önce özeti girmeniz gerekiyor. Daha sonrasında destek almak istediğiniz konu hakkında açıklama yazmanız gerekiyor. Ve köp sebep, sebep belirlemeniz gerekiyor. Mesela e, kullanıcı için yardım. Örneğin e, Perculus kullanımı. Bunu seç, yazdım buraya. Ve eğitim talep ediyorum gibi gönder bunları yazdıktan sonra özet bilgi, açıklama ve e, kullanıcı için yardım kök sebebi belirledikten sonra oluştur düğmesine tıkladığınızda bizim sistemimiz tarafına bir talep oluşturabiliyorsunuz. İsterseniz bunu buradan oluşturmak yerine oetadvanced.com'te mail adresine mail göndererek bizden herhangi bir e, eğitim konusunda veya destek konusunda talepte de bulunabilirsiniz. İsterseniz. E, Web adresimiz var, edunasnoto.com.tr. İletişim bölümüne girip burada telefon numaramızı kullanabilirsiniz. 0216 445 0725 telefon numaramızdan e, bizi arayabilirsiniz. Destekteki arkadaşlarım size yardımcı olacaklardır. Hangi konuda destek talep ediyorsanız. Yani aklınıza takılan bir şey varsa kesinlikle atlamayın. Bizi arayın veya bize mail atın. Kesinlikle geri dönüş yapılacaktır. <laughs>